Baba, herkesin ortasına çekip vurmuşsun Fuat'ı. Öyle gerekti. Çoktan hak etmişti biliyorsun. Orası öyle. Hadi bilmeyene haddini bildirmek bizim işimiz evladım. Ellerine sağlık baba. E sen Fuat'ı konuşmaya gelmedin herhalde. Nedir asıl mesele? Begüm meselesi. Ne oldu ki Begüm'e? Bir şey olmadı, yarın taburcu oluyor. Ama psikolojisi çok kötü tabii. Yani doktorlar yüzündeki yarayla ilgili çok umutsuzlar. Bu da kızı mahvetti tabii. Allah şifa versin. Amin. Yani ben Begüm'le görüşmeyeceğim konusunda sana söz verdim biliyorum ama... kızın durumu gerçekten şu anda çok kötü. Yani onu bu halde yalnız bırakamam, bana ihtiyacı var. Sana ihtiyacı olan birini yarı yolda bırakırsan ben de seni yarı yolda bırakırım. Sen onun yanında kal. Her ihtiyacını gör. Sonra konuşuruz bunlar. Eyvallah baba. Delireceğim. Kız ne yapsa kârlı çıkıyor. Ay beni geçti yani. Dedem. Biz Ümran'la evleniyoruz. Şaka gibi ama gerçek. Ama Namık meselesini hiç açmayalım. Hele bir de İsa var ki. Onun hiçbir şeyden haberi yok. Ama Allah'ın izniyle onu da kazasız belasız atlatacağız inşallah. Sen nasılsın dedem? İyi misin? Efendim? Evet. Haberler bitmedi. Stat açıldı. Bir görsen o kadar güzel ki. O kadar yakıştı ki Beşiktaş'ıma. Ama daha bombası... şampiyon olduk. Hani o maçta dediği gibi yer siyah, gök beyaz. Bütün semt ağaçlıyor. O şekilde. Keşke sen de göreydin. Sensiz şampiyonluğun bile tadı yok la. Yeminle dedem. Bayrağı arabaya asıp iki tur atmışlığımız yok vallahi. Ama kombinen hazır. Hem de en fiyakalı yerden. Beyler, misafir var. Başkanım. Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk çocuklar. Şeref verdiniz başkanım. Olur mu öyle şey? Estağfurullah. Başkanım. Başkanım. Başkanım ben sipa gözüme bazen başkanım diyorum da... şimdi böyle olunca tabii biraz karıştı. Ben tanıştırayım en iyisi. Meltem başkanım, Fikret başkanım. Memnun oldum Fikret başkanım. Ben de memnun oldum Meltem başkanım.
Seferi çocuktu. Allah rahmet eylesin. Çok da iyi bir iştaşlıydı. Amin. Ayşegül'ün de bizim yüzümüzden başı bir ton belaya girdi. Merak etme. Ayşegül başın çaresine bakar. Ayrıca yalnız değil, biz yanındayız. Saadettin, kahve yaptım sana. İstemez. Aa, ay aşk olsun ama. Yaptım bu kadar ya, ziyan olsun? Tamam, ben içerim. Kocama yaptım, sana ne oluyor? Songül, sen ne kafası yaşıyorsun böyle ya, kocam hocam? Saadettin ya. O kadar yaptım, 5 dakika bir konuşacağız seninle. Konuşacaklarım var, iç. Arkadaş, ne kahveymiş. İyi, tamam hadi yürü. Sağ ol, eline sağlık. Afiyet olsun. İç, iç. İç, iç. Bu Neşet belasından kurtulunca ne olacak? Bir devir kapanacak Ayşegül. Hüzün çağı sona erecek, mutluluk çağı başlayacak. İnşallah, inşallah. Seni o kadar mutlu edeceğim ki, aşırı doz mutluluktan hastaneye zor yetiştirecekler. Hemen yatıracaklar, serumlarla hüzün, keder, mutsuzluk verecekler. Yine de fayda etmeyecek öyle bir mutluluk. Ondan sonra da haliyle ve artık evleneceğiz. 7-8 tane çocuk yaparız. Hatta boş ver 7-8. 10 tane yaparız çocuk. Yapalım anasını satayım. Yapalım. Kızların hepsi senin gibi güzel. Erkeklerin hepsi benim gibi yakışıklı, karizmatik, zeki, yetenekli, espiritüel, entelektüel, kültürlü, tutkulu. Maşallah sıfat bırakmadın. Ne yapayım Ayşegül? Yani hakikat bu. Ben ne yapayım ya? Yalnız bizim sarı böcek evde yalnız kaldı. Benim ona bir bakmam lazım. Sıfatlar bitti sanma. Yarın devam edeceğiz. Bunu da sana getirdim Sefer. Çıkadım. Zahmet verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ne demek taş kafa? Biz Beşiktaşlıyız. Beşiktaş demek vefa demek. Bu kulüp hiçbir evladını unutmaz. Ne diyeyim? Çok büyüksün başkanım. Ne mutlu ki arkada sizin gibi vefalı dostları var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.